Geldik arızalı sorulardan bir tanesine daha. Evrim Tanrı insan başlıklı bir soru. Tanrı evrimin neresinde? Tanrı evrimin neresinde ve niye insanı yarattı? Bilemiyorum çünkü bu soruda benim uzmanlık alanımın dışında olan birçok şey var. Bunu da kimsenin doğrudan bildiğini zannetmiyorum. Hani dinler tarihine, bu konuda yazılmış felsefi eserlere, düşüncelere bakarsanız yaratıcı ile yaratılmışlar arasındaki hiyerarşi, bu canlılığın ve işte bütün evrenin varoluşu meselesi hala bir muamma. Bugün bilimsel olarak e, elimizde bayağı güzel bir hikaye var. Bayağı tamam gözüken bir hikaye var. 13.8 milyar yıl önce patlamış bir evrenin bugün işte 3.5 milyar yıl yaşındaki canlılıkla dünya üzerinde böyle enteresan bir şekilde devam ettiği bir yerde yaşadığımızı biliyoruz. Milyonlarca yılda değişen, dönüşen, ağır ağır devinen canlılık diye bir şeyin üyeleri olduğumuzu biliyoruz. Ve bu sistem içerisinde bilinç sahibi sorgulayan, işte bilim yapan, şimdiye kadar bildiğimiz tek tür olduğumuzun farkındayız. Ama mesela Tanrı dediğiniz kavram bilimin ya da gözlemin ulaşabildiği bir kavram değil. Buradan sonrası artık felsefe ve inançların konusu. Ama eğer dini inançları olan insanların bu verilere nasıl bakması gerektiğini sormak istiyorsa arkadaşım yani ya ben mesela diyelim bir tanrı inancım var ya da ne bileyim ben inancım yok Budistim ama yani işte bir bunun tasarlayan olduğunu bir, amacı olduğunu düşünüyorum falan filan. Dolayısıyla böyle kendi kendine olan evrim meselesiyle bunu nasıl bağdaştıracağım diye soruyorsa mesela çaydanlığa suyu koyduğunuzda altını açtığınızda yaklaşık 100 derece geldiğinde bütün çaydanlıktaki sular kaynıyor. Yani yeryüzünde hep böyle oluyor. Mesela bunun bir kuralı var ve Çaydanlığı Allah kaynattı demiyoruz ya da Tanrı bunu yaptı demiyoruz. İşte ne diyoruz? Sıcak geldi, sıvının içerisindeki moleküller hareketlendirdi. Hareketlilik belli bir eşiği aşınca burada işte fokurdama dediğimiz bir hadise zuhur etti, emerge etti İngilizce tabiriyle. Böyle açıklıyoruz yani nedensellik zinciri içerisinde. Ha bu buna neden olmuştur olmamıştır o ayrı bir felsefi tartışma konusu ama bizim dünyaya baktığımızda gördüğümüz her şeye nedenler cinsinden bir açıklama getirmemiz. Nasıl ki varsa bir tanrı inancımızla çelişmiyorsa. Yani mesela ben şimdi sizinle bu konuşmayı yapabilmek için burada bir bilgisayar, bir internet bağlantısı, işte bir e, yayın ortamı falan filan lazım. Bunlar varsa ben size ulaşabilirim. Bunlar yoksa havamı alırım gibi nedensel bazı gereksinimlerim varsa tabiattaki her şey ve dahi canlılık, ve dahi insan da böyledir. Mesela her birimiz illaki bir anne ve babanın sperm ve yumurtasının bir araya gelmesinden olmak zorundayız. Yani bunun bir alternatifi yok. Bildiğiniz var mı bilmiyorum. Tabi hemen Adem ya da İsa diyebilirsiniz. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Böyle bir şey duydunuz. bu gördüğümüz bir mesele değil. Bu bizim duyduğumuz bir şey. İnanıp inanmamakta serbestsiniz ya da bunu rasyonelize edip akılcılaştırıp bunu açıklama getirmeye de çalışabilirsiniz. Ama bu açıklamanın hiçbiri gözlem ve deneye dayanmadığı ve doğrulanamayacağı ya da yanlışlanamayacağı için bilimsel açıklamanın kapsamına girmezler. Bence şöyle rahat edebilirsiniz. Burada ne oluyorsa işte Allah yaptı, Brahman yaptı, Tanrı yaptı, işte Zeus yaptı adına ne diyorsanız dediğiniz zaman iş biter. Yani burada ne oluyorsa o yapmıştır ve bitti gitti. Nasıl yaptığını merak ediyorsanız oturup bilim yaparsınız. E, bilim size ne diyorsa alırsınız. Bilim zaten iki lafın başında bir bilmiyorum diye başlıyor. Yani bilmediği çok şey var. Bilinmeyen yeri istediğiniz kadar inançlarınızla, anlatılarla, mitolojik hikayelerle, dini hikayelerle, kıssalarla doldurabilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yok. Ama tutup da araları doldurduğunuz bu geleneksel inançlarınızla, bilgi çatıştığında tutup da bilgiyle kavga ederseniz işte o zaman problem olur. Onu yapmanızı tavsiye etmem. Bilgiyle anlatıları modifiye etmeniz lazım. Çünkü bu anlatılar hep belli dönemlerdeki insanların dünya algı ve bilgisine, tecrübesine dayanarak üretilmiş. Onların zamanının ürünü olan anlatılardır. Dolayısıyla yeni anlatılar üretme cesaretiniz yoksa herhangi bir şeye inanın, kaptırın gitsin ama tanrı insanı neden yarattı sorusunun cevabı sevgili arkadaşlar kendi tanrı inancınıza göre sadece sizdedir. Başkasında yoktur. Eğer başkasında ararsanız o cevabı şöyle bir şey olur. Biri size der ki Tanrı sizi şunun için yarattı. Dolayısıyla gelin peşimden. Yani ben bunu biliyorum. Sizin çok kafaya takmanıza gerek yok. Çok da düşünmeyin. Gelin benim dediğimi yapın. Tanrı sizi işte ödüllendirecektir falan gibi. Binlerce yıldır yaşadığımız trajediyi tekrar ederiz. Tanrı neden, Allah neden yarattı? Bu sorunun cevabı öncelikle insanın kendisinin içindedir. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu demektir. Bizim kültürde derler ya kendini bilen Rabbini bilir diye. Dolayısıyla kendinizi tanıyın. Ben bunun için ne öneriyorum? Önce biyolojiyi tanıyın. Çünkü okuması anlaması kolaydır. Büyük oranda biyolojik bir varlığız. Bir bunu anlayalım. İnsanın fabrika ayarlarını bir şöyle okuyup güzelce fehmedelim onu. Bir kavrayalım. Güzelce bir idrak edelim. Ondan sonra varsa bunu aşan taraflarımız varsa içimizde coşan taşan bir şeyler onlar üzerine eğilelim. Yani biraz kendimizle meşgul olalım. O zaman anlayacağız neden yarar Atmış, inandığımız Tanrı bizi. Eğer bir Tanrıya inanmıyorsanız da hani neden varsınız onu düşünebilirsiniz. Bu varlığın nedeni nedir? Yani mantığı nedir? Bunu çözmek gerçekten ömürleri dolduracak ve ömürlerin e, kifayet etmeyeceği müthiş bir yolculuk. Ben bu yolda takılıyorum. Hepinize tavsiye ederim. Ama dediğim gibi herkesin uğraşmasının gerek olmadığı bir alan. Yeter ki biliyormuş gibi yapanlardan olmayın. Yani ezberden konuşmayın bilmiyorum deyin geçin gidin. Çünkü inandığınız bir tanrı varsa en önemli problem yani tanrının yapış biçimini biliyormuş gibi yapıp tanrınızı kızdırmayın. Gerek yok yani öğrenebiliyorsanız öğrenin yoksa deyin ki neylerse güzel eyler deyip takılın yani bu kadar kasmaya gerek yok. İlla birine yapışıp da birileriyle kavga etmenize de gerek yok. Bilim güzeldir. İnançla çalışan hiçbir tarafı yoktur. Siz inançlarınızı bilgilerinize göre değiştirebiliyorsanız eğer dünyanın en özgür insanısınız diye bağlamak isterim açıkçası.